Değerli katılımcılar, misafirler, bugün sempozyumun, konferansın konuşmacısı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu'nun kısa özgeçmişini sizlere okuyacağım. 1961 yılında Balıkesir Ayvalık'ta doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olup 1987 yılında Türk Halk Bilimi ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1989 ile 92 yılları arasında görevli olarak Amerika'ya gitti ve Çakıcı Mehmet Efe kültündeki sözlü kültür biçimleri ve dolaylı icraları arasındaki ilişkiler başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak bilim uzmanı unvanını aldı. 1990 ve 91 yıllarında Indiana Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve sonrasında Türkiye'ye dönerek kariyerini Hacettepe Üniversitesi'nde sürdürdü. Aşık tarzı şiir geleneği içinde destan türü monografisi başlıklı teziyle 1996 yılında bilim doktoru oldu. 1997 yılında yardımcı doçentliğe atandı. 1997 ve 98 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda Kıbrıs Türk Halk Kültürü Arşivini kurdu ve verdiği derslerle kuruma araştırmacı sağladı. 1998 yılında doçent unvanını aldı. 2000 yılında Krakow'daki Jagiellon Üniversitesi'nde dersler verdi. Aynı yıl Amerika'daki Indiana Üniversitesi'nde konferanslar düzenledi. 2001 yılında ise Kosova'da konferanslar verdi. Günümüzde profesör olarak Hacettepe Üniversitesi'nin Türk Halk Bilimi bölümünde görev yapmaktadır. Kitaplarından bazıları Profesör Doktor değerli Özkul Çobanoğlu'nun Türk Epik Destan Geleneği Araştırmalarına Giriş, Türk Dünyası Kültür Ekolojisi ve Atasözleri, Türk Halk Kültüründe Memoratlar, Aşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Türk Halk Kültüründe Memorat Türü Üzerinde Bir Tahlil Denemesi. Şimdi Sayın Özkul Çobanoğlu'nu Türk'ün Geleceği bağlamında Aryan Teorisi başlıklı sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz efendim. Sayın Başkan, sevgili hocam, muhterem meslektaşlarım, sevgili konuklar, sözlere başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Aryan teorisi ve Türk'ün, Türklüğün geleceği ya da Türklüğün geleceği bağlamında Aryan teorisi. İnsanoğlu yeryüzünde hayatını kolaylaştırmak için ikinci bir yeryüzü, yeryüzü içinde ikinci bir yeryüzü formu oluşturan ya da kültürü oluşturan belki de yegane canlıdır. Natürün içindeyiz, tabiatın içindeyiz, doğanın bir parçasıyız. Ama doğayla olan mücadelemiz, hayatta kalmak, var olmak mücadelemizde bu süreci hızlandırmak, kolaylaştırmak için bir takım araçlar, gereçler geliştirdiğimiz ve bunların tamamına kültür dediğimiz malumunuzdur. Bunlar içerisinde geliştirilen bu araçlardan, gereçlerden bir tanesi olarak Aryan teorisi çok dikkat çekici ve milletimizi yakından ilgilendirici. Onun için konuyu buradan seçtik ve bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Haçlı seferleri yaşandı ve bitti. Avrupalılar kendilerini sorgulamadılar. 700 yıllık Endülüs devleti tamamen yok edildi. İnsanlara ya Hristiyanlığı kabul edersiniz, suyla vaftiz ederiz sizi, ya da kabul etmezseniz yakarak, keserek
vaftiz ederiz sizi şıkları sunuldu. Kaçabilenler kurtuldu. Bu yeryüzünün en büyük katliamlarından birisidir. Heyhat! Memlekette metrekareye 10 tane İslamcı düşüyor. Ama bir yerde Endülüs'le ilgili bir küçük yazı gördünüz mü? Bir heykel gördünüz mü? Ne kadar unutkan bir milletiz biz. Daha dün 1820'de Tripoliçe'de 30 bin kusur Türk ve Müslüman katledildi, kesildi. Yetmedi, Yunanlıları kesmedi. Bizden kalan kedi ve köpekleri bile yaktılar. Bizden kalan kedi ve köpekleri bile yaktılar. Allah aşkına, Taksim'de şöyle canhıraş bir şekilde yanan bir kedi ve köpek heykeli çok mu zordur? Bu ülkenin heykeltıraşları bunu beceremez mi? Bu ülkenin konuşunca mangalda kül bırakmayan politikacıları, belediye başkanları akletmezler mi bunu, duymazlar mı? Ben 20 yıldır bunu söylüyorum. Ama burası Türkiye. Elbette vatanımız, elbette burada nevşire mağbulmuşuz. Ama Türklüğün en hafife alındığı, en ciddiye alınmadığı, en çok ihanet uğradığı yer de burası. Dolayısıyla yaklaşan başka büyük bir felakete dikkatleri çekmeye çalışıyoruz Aryan teorisini anlatırken. Yoksa Aryan teorisiyle yatıp kalkan, Aryan teorisinin hafızı olmuş, onu ezberleyip satan 100 yıldır insanlarımız var. Ben başka bir taraftan bakmaya çalışacağım. Her şey biraz da 1492 Amerika'nın keşfiyle başladı. Yani baldırı çıplak, yüzüne sağına soluna kırmızı bir şeyler sürmüş bir takım mahluklar vardı ve onları gören Avrupalılar şunu merak ediyordu. Bunlar insan mı yoksa hayvan mı? Hayvansa onları da vurmaya devam ederiz. Maymungiller sınıfından vurmaya, yemeye devam ederiz. Ama insansalar onlara İncil-i Şerif'i tebliğ etmemiz lazım. Bu merak Amerika'ya misyonerleri de götürdü. Kızılderililerle beraber yatıp kalkan, onların dilini, kültürünü öğrenen misyonerler bir müddet sonra fark ettiler ki bu baldırı çatlak, çıplak Kızılderililer göreceli olarak beyaz Avrupalı adama nazaran daha az insan öldürüyorlar haksız yere. Göreceli olarak beyaz Avrupalı adama nazaran daha az yalan söylüyorlar, daha az hırsızlık yapıyorlar vesaire. Bu Avrupa'nın belki de kendisi hakkında ilk düşünmeye başlayışıydı. Neden? Biz ki beyazız, biz ki Avrupalıyız, biz ki Jesus bizimle, biz Jesus'la. Neden? Buna Noble Savage, vahşi soylu, bir müddet sonra bu hayranlığa dönüşecek, tutkuya dönüşecek. Bunu anlamaya çalıştılar. Nasıl oluyor da bu Allah'ın belası, Kızılderililer bizden daha ahlaklı oluyorlar? Nedir bunun nedeni? Elbette sokaktaki insan değil, düşünenler. Yani Montesquieu'sünden Jean-Jacques Rousseau'suna varıncaya kadar birçok düşünürün getirdiği açıklamalar var. En çok kabul edileni Jean-Jacques Rousseau'nun açıklamasıdır. Bunlar tabiatla iç içedirler, tabiattan kopmadılar. Doğadan kopmadıkları için tamamen fıtratlarına uygun bir hayat yaşıyorlar. Ama şehirler
şehirler ahlaksızlık kaynağıdır ve bizim ahlaksızlığımızın kaynağı şehirlerdir. Şeklinde özetlenebilecek yaklaşım Jean-Jacques Rousseau'nun yaklaşımıdır ve en tutarlı gibi görünen, kabul edilen aşağı yukarı budur. Dikkat ederseniz onun Emil'inde de diğerlerinde de hep doğayla iç içe olmak, doğa içinde yetiştirmek ağır basar bu nedenle. Jean-Jacques Rousseau 18. yüzyıl, 18. yüzyıl bela bir yüzyıl. Fransa zaten Avrupa'nın en güçlü devletiydi. Askeri yönde, siyasi yönde, ekonomik yönde. Canı sıkıldıkça çıkıp harman yeri gibi Avrupa'yı gezip dövüyordu. Ama 18. yüzyılda Tanrı Tala Fransa'ya çok daha cömert davrandı ve sıra dışı bir dizi düşünürler, sanatçılar, sıra dışı insan topluluğu. Yeni şeyler icat ediyorlar. Gelenekler yerine aklı ön planda tutan. Yeni icatlar, yeni keşifler. Diderot'un ansiklopedisi mesela. Yani Diderot'un ansiklopedisi bugün cebimizdeki şu cep telefonlarının atasıdır. Eğer bugün bu cep telefonları varsa ansiklopedi sayesinde var. Ve ansiklopedi o gün nasıl bir iş gördü Avrupa'da? Bugün çok yüceltiyoruz. Aydınlanma çağından bahsetmeye çalışıyorum. Aydınlanma çağını bugün çok yüceltiyoruz. Ama 18. yüzyılda Fransa'nın komşuları bizim gibi düşünmüyordu. İspanyolların ödü kopuyor. Almanlar tarihlerinin, belki de tarihin en zayıf dönemindeydiler. 630 küçük prensliğe dönüşmüş durumdaydılar. Yaz aylarında Almancılar geldiğinde arabaların arkasında görüyoruz ya, değişik kale, efendim armalar falan. O şehir devletçiklerinin armaları, bayrakları onlar. 630 küçük şehir devletçi, hemen hemen bütün protestan Almanlar bu halde. En büyük korkuları Fransızlaşmak. Çünkü Fransızlar zaten ekonomik yönden güçlüydü, siyasi yönden güçlüydü, askeri yönden güçlüydü. Fransızca da yayılmaya başladı. Bazı Alman şehir devletleri resmi dilini Fransızca yaptı vesaire falan. Bu müthiş bir şey, müthiş bir korku. Fransız kültür emperyalizminin yayılması olarak algıladılar 18. yüzyılda komşuları. Ve nasıl Fransızlaşmayız, bunun önüne nasıl geçeriz dertleri, arayışları. Mesela İsviçreliler en çok korkanlar. Malum üçte biri Fransız olduğu için. Onlar bir müddet Vico adlı 17. yüzyılda yaşamış başka bir İtalyan filozofunu buldular. O yazının, yazılı belgenin olmadığı zamanlarda, yerlerde, konularda o zamanki kabulle kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen sözlü kültür ürünlerini, tırnak içinde halk edebiyatı ürünlerini derleyip toplayıp işlemeyi ve onları belge olarak kullanmayı öneren ve bunu yeni bir ilim olarak adlandıran bir çalışmaya sahipti. Bu yeniden keşfedildi ve hatta uygulandı. İsviçre'de uygulandı. İsviçre tarihçiliği dendi bir eyyam buna. Almanca konuşan bir kantonda Nebülüngen destanı çıktı. Nebülüngen. O zamana kadar Avrupa'da destanı epiği olan iki millet var. Yunanlılar. Bir de yapay destana sahip Aeneid'de Virgil'in Latinler. Almanlara bakış, Hans ifadesi bilirsiniz, mecazi olarak aşağılama da içerir bağlamında kullanıldığında. Hans, Hunlar dolayısıyla hem Hunların dölü anlamına, piçleri anlamına gelir, hem de işte toprağa en son yerleşen anlamında, göçebe nomad anlamında. Hristiyanlığı en son kabul eden milletlerden birisi oluşuyla hep aşağılamalar içerirdi. Bir anda 18. yüzyılın telakkilerine göre ancak çok çok eski olan milletlerin mitleri olabilir, mitolojiye sahip olabilirler.
sadece Yunanların var. Söylese bununla biraz da Latinciklerin. O kadar eski olmayan, mitik eçte, mit çağında yaşamamış olan milletler, mitlere sahip olmayan milletler, heroik eçte, kahramanlık çağında yaşıyorlardı. Onların kahramanları yani eposları, epik destanları olabilirdi. Homeros dayının Odesası ve İlyadası gibi numuneleri onlar. Aa, bu Almanların Nebülingen diye bir destanları varmış. Üstelik başka küçük bir şehirde de ikinci bir versiyonu keşfedilecek. Dolayısıyla bir anda Almanlar Avrupa'da terfi ettiler. Birinciliğe doğru yükseldiler. İkincilik birinciliğe doğru. En eski milletlerden birisiymiş. Bak eposları varmış falan. Bu müthiş bir heyecan uyandırdı. Alman milliyetçiliğinin ortaya çıkmasını, doğmasını sağladı. Dahası Rousseau'nun dediğini tabiatla iç içe yaşayanların daha olgun, daha erdemli oluşunu destekler mahiyette bir keşif. Tacitus diye bir Romalı, Hristiyanlaşmazdan önce Almanlar, Roma'nın sefih dönemi adeta bakın ey adi Romalılar, bakın Almanlar sizden ne kadar iyidir önermesini doğrulamaya çalışırcasına Tacitus, Almanların olgun, dolgun, daha gelişmiş, geleneklerini derlemiş, toplamış bir kitap yapmış. Germania adını taşıyan bu kitap uzun yüzyıllardır bir yerlerde uykudaydı. Ama bu bağlamda tekrar dirildi ve Amerika'nın keşfiyle beraber başlayan o vahşi soylu tutkusu ve bunun açıklamalarıyla örtüştü bir numune olarak, çok canlı bir delil, kanıt olarak ortaya çıktı. Elbette bu süreci yöneten, yönlendiren Almanların büyük filozofu, filozof Herder var işin içerisinde. Aydınlanma karşısında Almanlığın Fransızlaşmaması için birleşip kendi büyük devletlerini kurmaları için ne yapmalılar konusuna kafa yoran filozof Herder'in bulduğu öneri, bulduğu yol Vico'dan çok uzakta değildi. Halka gidilecek, halka doğru gidilecek. Halkın asırlardan ve nesillerden beri tabiatla iç içe en doğal, en mütekamil halde yaşadığı zamanlarının ürünü olan halk edebiyatı, halk felsefesi, halk şarkıları, türküleri, kısaca halk bilimi derlenip toplanıp işlenecekti ve yeni bir kültürel terkip meydana getirilerek o 630 Alman prensiplerinin birleşmesi bu yolla sağlanacaktı. Herder ele verip talkını kendi yutar, salkını vesile hareket eden bir adam değil. Bu söylediklerini ilk önce kendisi yapacak. Bu söylediklerini halk, ona göre kırsalda yaşayan, okuma yazma bilmeyen, ekonomik olarak düşük olan kesimdi. Köylüler neredeyse. Çıktı, gitti, onları derledi, halk şarkılarını, türkülerini çalıştı, birkaç yıl yayınladı. Nasıl yapılacağını gösterdi bu işin. Ve onu Alman aydınları takip etti. Türkiye'de Ziya Gökalp'in, Ulu Önder Atatürk'ün fikrimin babası dediği Ziya Gökalp, bu meselelere dair neler yapmamız gerektiğine dair ilk çalışmasını Halka Doğru adlı bir dergide yayınladığını biliyor musunuz? Dikkatinizi çekti mi? Buradaki Halka Doğru dergi adıyla Herder'in bizatihi başlattığı hareketin adının örtüşmesi tesadüf değil. Ural Türklüğünden, Kazan Tatarlarından aldığımız, edindiğimiz bilgilerin üzerinden yürüyen bir Ziya Gökalp'le karşı karşıyayız. Doğrudan onunla alakalı. Halka doğru gidilecek.
Bütün bir ortaçağ boyunca ihmal edilen, inkar edilen, bastırılan halk, avam bir anda çok değerli oldu. Çok ön plana çıktı. Bizde de bastırılıyordu, bizde de avamın, halkın adı yoktu, batıda da yoktu. Bizde de havas, aydın olabilmek için Arapçayı, Farsçayı bilmek gerekiyordu. Onlarda da Yunancayı, Latinceyi bilmek gerekiyordu. Çok birebir denklikler var aslında. Bunlar şimdi başka yer. Ama Herder'in başlattığı hareket büyüdü ve Herder hedefine varmış nadir filozoflardan biridir. Bugün İslam ümmeti kadar gayrimilli safi hasıla üreten bir ulustur Almanya. Bir başka ifadeyle kaç milyarsak, 2 milyar, 3 milyar mıyız İslam ümmeti olarak? Bütün bir yılda ürettiğimiz her şeyi terazinin bir kefesine koyun. Gayrimilli safi hasılamız odur. Almanlar da diğer kefesine koyduklarında denk. Bundan büyük günah işleyemeyiz biz. İslam ümmeti olarak en büyük günahımız hem bu dünyada hem öte dünyada karşımıza bu çıkacaktır. Bir ümmet ve bir millet. O milletin kurduğu federal Almanya'ya yürüyüşü bu temeller üzerinde yükseldi. Herder hedefine varan nadir filozoflardan biridir. Gösterdiği hedef vuruldu. Alman aydınları onu takip ettiler. Grimm kardeşleri hep biliyoruz. Jakob, Wilhelm Grimm çıkıyorlar, onlar da masalları derliyorlar. 812'de yayınlıyorlar. Jakob Grimm yetinmiyor. 1835'te Alman mitolojisi diye bir kitap yayınlıyor. Nibelungen ne kadar tesir meydana getirmişti, epik destan. Almanların mitolojisi de var. 1835. Tanrı Teala Ziya Gökalp'e çok pinti davrandı, cimri davrandı. Onu anlayan bir tane deha vardı etrafında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ama Herder'e çok cömert davrandı. Grimm kardeşler. Göte. Halka doğru gidiyor, memuratları derliyor, efsaneleri derliyor. O zamana kadar doğru düzgün Almanca kitap yok ellerinde. Bütün zamanların en büyük edebi şaheserlerinden birisi olan Faust'u yazıyor. Wagner, bütün zamanların en büyük müzik adamlarından birisi. Wagner, Grimm kardeşler Alman mitolojisini yazdıktan sonra o kitaptan ilhamla besteler yapıyor. Müzik eserleri ortaya koyuyor. Hayatı boyunca Alman mitolojisinden başka hiçbir konuda bir tane bile eseri yok Wagner'in. Frankfurt yakınlarında Bayreuth diye bir kasabada çok büyük bir katedral havası içinde bir müzik hol inşa ediyorlar. O günden bugüne Alman devletleri kesintiye uğradılar. Defalarca Almanlar devletlerini kaybettiler. Yok oldu, ezildi, işgal oldu. Kesintiye uğradı. Ama bu müzikalde Alman ruhunu, Almanlığı yansıtan, yaşatan Wagner'in eserlerinin icrası kesintiye uğramadı. Ülkemin ben dahil milliyetçilik iddiasındaki insanları durup düşünmeliyiz. Milliyetçilik nasıl bir şey? Bizim yaptığımız milli etçilik, etin millisini tercih ediyoruz. Milli güzel olursa falan iyi oluyor bize o etler. Bizimkisi milli etçilik. Milliyetçilik böyle bir şeydir. Büyük eserlerle olur milliyetçilik. Ve o Almanya bir ümmet kadar üretir. Bu başarılar üzerine Max Müller diye başka bir Alman bilim insanı. O da
yeni bir bilim dalı kurmaya niyetleniyor. Tarihi karşılaştırmalı dil bilimi. Bugün çok popüler dünyanın her yerinde ama ortaya çıkışı Almanya'da böyle. Max Müller, Germanik milletlerin, Germenlerin hepsinin ortak ata dilini nasıl icat ederiz, onu tekrar nasıl kurarız diye yola çıkıyor ve bilim dalı kuruyor. Bir bölüm kuruyor. Öteden beri bu tip arayışlar vardı zaten. Kökeniniz neresi, nereden geliyoruz? Ve bu süreçte Sami, yani Hristiyanlığın Avrupa'ya kattıkları, Avrupa'dan götürdükleri, acaba yani Tacitus'un eserine göre Germanya Hristiyanlığı kabul etse, etmese daha mı iyi olurdu? Paganlığa övgü, pagan dönemlere bakış, bu tip arayışlar, bunlar gündeme gelmeye başlamıştı ve bizatihi karşılaştırmalı tarihi dil biliminin kurulmasından sonra bu doğrudan hedef oldu. Bir Sanskritçe uzmanı, Sanskritçe ve Rig Veda'lar, Avesta, o zamanın algısına göre yeryüzündeki en eski edebiyat bunlar. Bunlardan daha eskisi yok. Ve aynı zamanda da 1853'e kadar East Indian Company, Doğu Hindistan şirketi Hindistan'da ticaret yapıyordu. Bu şirket bütün Hindistan'ı işgal etti. Üstelik bugünkü Hindistan'ı, Pakistan'ı, Bengaldeş'i, Myanmar'ı vesaireyi falan da ekleyin, Seylan'ı, Meylan'ı, öyle bir Hindistan'ı İngilizler bir anonim şirketin marifetli çalışmasıyla işgal ettiler. Nedense eğitim sistemimiz bunları anlatmıyor bize. Evet biz anlıyız, şanlıyız, pek şanlıyız. Ordumuz var, askerimiz var, savaşımız var. Kılıcımız Kirmani, bıyıklarımız Gürşani. Eyvallah. Ama yeryüzü nasıl oluyor? Yeryüzünde ne var ne yok? Bunun daha yakından farkına varmalıyız. Bir şirket, Doğu Hindistan şirketi, o koca Hindistan'ı nasıl işgal etti? Yani 1000 yıldır, 2000 yıldır Allah'ın bozkırında sağda solda aldığımız, koltuk altımızda beslediğimiz, büyüttüğümüz etnisiteler, gruplar, biraz güçten düştük mü kanımıza ekmek doğramak için yapmadıkları kalmıyor. Nasıl 50 yılda, 30 yılda, 100 yılda 7'den 77'ye hepsi İngilizce konuşuyor. Hepsinin resmi dili İngilizce oluyor. 30-40 sene Fransızlar Hatay'da eğleştiler. Hatay'a gittiğinizde bir Fransız kaşıntısı hissedersiniz yerelde. Nasıl oluyor bu? Yani hakimiyetine hakimiyet. Ama bunları da düşünmeliyiz. Bilikli olmak derken Bilge Kağan aslında bunları işaret ediyordu. Dolayısıyla Hindistan, evet, yani İpek yolundan önce İpek yolunun belki numunesi baharat yoludur. Belki ona denk Kürk yolu, bizim Kazan Tatarlığını var eden ya da Etil, İdil Bulgarlığını var eden Kürk yolu aslında Sibirya'dan gelen. Yani biz savaşçı olduğumuz kadar aslında ticaretle de haşır neşir olan bir milletiz. Bir takım insanlar bizim algımızı yönlendiriyor. En iyimiz kalkıyor diyor ki anlamayız hayatı felsefeyle, ilimle. Hayır. Hayatı felsefeyle ve ilimle ve sanatla ve ticaretle anlamak mecburiyetindeyiz. Anlamadığımız zaman anlayanlar önümüze geçiyor. Hindistan,
çok uzun zamandan beri, uzun yüzyıllar, bin yıllardır insanlığın hedeflerinden bir tanesi. Ama orada Sir James İngilizce ile Sanskritçe arasında benzerlikler görüyor. Max Müller de dünyanın en iyi Farsça gramerini yazan kişilerden birisidir. Farsça ile Sanskritçe arasında, Batı dilleri arasında benzerlikler, ses benzerlikleri. Biz birader diyoruz, birader, brother diyorlar. Sitare diyoruz, star diyorlar. O benzerlikler. İşte bu benzerlikler Max Müller'in ekolünde de, diğer Hindistan'daki İngiliz ekolünde de bir araya gelecekler ve ortaya Aryan teorisi dediğimiz teori çıkacak. Teori. Aryan teorisi insanlığın icat ettiği en netametli araç gereçlerden birisidir, bir tanesidir. Aryan teorisi, birazdan örnekleyeceğim, aşağı yukarı 50-60 defa bütün argümanları yalanlanmış, çökmüş, yerle yeksan olmuş. En uyduruk teoridir. Ama birkaç yüzyıldır öyle kökleştirildi ki, algılar öyle yönlendirildi ki, Aryan teorisiz bir dünya tarihi, dünya algısı yapabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Öntürk Akademisi'nin vazifesi budur aslında. Bu imkansıza dönüşen algı yönetimi içerisinde hayır diyebilen insanların bir araya gelmesini sağlayabilecek bir yer olabilir. Bütün resmi kurumlar bir şekilde kontrol edilebilir halde artık. Yani yakın bir gelecekte nesnelerin internetinden bahsediyorlar ya, o nesneler içerisinde bilin ki devletler dahil kurumlaşmalar da değişik bir internet boyutuyla oralarda yer aldılar, yer almaya devam ediyorlar. Aryan teorisi, Aryan. Aryan diye bir ırk. Ary ırkı, Aryan ırkı. Avrupalıların en eski ataları olarak varsayılıyor. İlk başta Akdenizlilik ve Kuzeylilik çekişmesi var işin içerisinde. Akdenizlilik, yani İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ikisinin ortasında, İtalyanlar, Latinolar yani. Latinolar dolisefal değil, brekisefal. Oysa Aryanların kafaları dolisefalmış, yukarıdan aşağı, kavun gibi. Dolayısıyla bir anda Akdenizleri ittiriyorlar. Bu kavga çok uzamadan Orta Afrika'daki, zannediyorum Central, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir zenci ırkı keşfediliyor. Onların da kafası dolisefalmış. Bir 15-20 sene kafatasçılık yaptıktan sonra bir anda Aryan teorisinin kafatası argümanı bir daha gün yüzü görmemek üzere yerle yeksan oluyor. Zencilerin kafaları da dolisefal. Onun yerine ağırlık Hint ve Alman ekolleriyle beraber dile geçecek. Dilin bir ırkı oluşturmada, dilin bir ırkı temsil etmede, dilin bir milleti temsil etmede, bir ulusu oluşturmada ehemmiyet kazanması bunun akabindedir. Bundan sonra ortaya çıkacak, yayılacak, yaygınlaşacak, vurgulanacak. Aryanlar Orta Asya'da, o zamana kadar Türkistan adıyla bilinirdi. Yavaş yavaş Orta Asya terimi icat olacak, Türkistan yerine o kullanılacak. Orta Asya'da. Aryanlar Orta Asya'da yaşayan soylu, büyük bir örgü. Onlar lütfediyorlar, bir kısmı aşağıya iniyorlar Hint Yarımadası'na.
yerli Hintlilerle karışıp kaynaşıyorlar. Dolayısıyla onları uygarlaştırıyorlar, asilleştiriyorlar Aryanlar. Beraber Harappa diye bir şehir kuruyorlar. Bugünkü Pakistan'la İran arasındaki kavganın olduğu yer, Keşmir bölgesinde Harappa şehri. Harappa'da çok yüksek bir medeniyet meydana geliyor. Ama filmin kötü rol oyuncuları, Türkler ve Moğollar bir gece ansızın gelip bu şehri basıyorlar. Zavallı Aryanlar dünyanın dört bir tarafına yayılıyorlar. Aha'da Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan dillerin hepsi bu Harappa'dan çıkıp yeryüzüne yayılmıştır iddiası Aryan teorisinin bel kemiğini oluşturur. İlk büyük argüman bu şekilde. Bu argümanı desteklemek için de Hindistan'da Hint-Avrupa dil ailesinde yer almayan özelliklere sahip 27 tane dil var. Bunlara Dravidyen diller deniliyor. Dravidyen diller. Dravidyen diller bir tarafıyla Ural Altay bizim dilimize yakın özellikler gösterir. Diğer tarafıyla da Elam Babil Mezopotamya etkileşimlerinden de söz edilir. İlk başlarda bazı pan-aryanist araştırmacılar Dravidyenlerin, Dravidyen sözcüğü yok o zaman, Dasa falan diyorlar. Aslında Sakaların, İskitlerin devamı oldukları, Turanlı olduklarına dair ilk dönemlerde yazılmış yazılar var. Sonra bundan vazgeçecekler, bir daha ağızlarına bile almayacaklar. Ama yayınlanmış bu tür makaleler, bu tür çalışmalar var. İddia şu, bak biz geldik Orta Asya'dan. Bu Hintlilerle, Hindularla karıştık, kaynaştık. Ondan renkleri biraz açık oldu. Açık, tenk renkli Hintlileri Aryan kabul ediyorlar. Onların dilleri yakın diyorlar. Koyuysa, kaviyse, renginiz ve diliniz Dravidyen falansa, bak biz onlarla hiç kaynaşmadık, bak ne oldular, gör. O zaman onların yaşadığı yer, en meşhurları bu Dravidyenlerin Tamillerdir. Tamil gerillaları vesaire duyarsanız ya, Sri Lanka'da onlar, en büyükleri, en meşhurları onlar. Bombay, Mumbai, o civarlarda yaşıyorlar, Hindistan'ın o uç kısmında. Bak işte onlar ne kadar fakir, bak onların durumu ne kadar kötü falan diye epey yazdılar, çizdiler, anlattılar. 55 yıla yakın bir zaman Harappa şehrinin etrafında arkeolojik kazılar sürdü, kesintisiz. Bu nasıl Türk kuşatmasıymış ki, hendeklerinde olsun iki tane kırılmış ok bile çıkmadı. Bir tane kırılmış bilmem mızrak ucu ya da balta bile çıkmadı. İki tane at iskeleti bulundu ama onlar da galiba eceliyle ölmüş atlar falan. Aşağı yukarı 70'lere kadar bu çok ciddi bir muamma. En zayıf tarafı. Hani Türkler, Moğollar saldırdıysa nerede bunun şeyi, delili vesaire bulunamadı. Ama 40 yılından sonra Hintliler bağımsız oldular. Hint milliyetçiliği Avrupalıların bu Aryan teorisini tersine çevirdi. Hayır, buraya Aryanlar gelmedi, Aryanlar zaten buralıydı, bizim atalarımızdı, karıştı, kaynaştı, biz buradan çıktık, yayıldık. Bugün Hint milliyetçileri Aryan teorisini bu şekilde benimsemiş olarak aktarırlar, onun üzerinde uğraşıyorlar. Hint milliyetçileri daha önceki tezi çökertmek için de Bombay civarında vesaire de arkeolojik kazılar yaptığında Harappa'dan çok daha eski tarihlerden kalma onlarca, yüzden fazla eski şehir çıktı ortaya. Yüksek medeniyet ürünü olan şehirler çıktı. Dolayısıyla Aryan teorisinin ilk roundu maalesef Aryan teorisini ileriye sürenlerin knockout olmasıyla karşılaştı. Bitti. Ama bu biterse
Hani Amerikalıların şakayla karışık dedikleri bir ifade var ya, şov devam etmeli. Bu biterse emperyalizmin yeryüzünü yağmalaması, emperyalizmin kendine göre doğular icat ederek değişik zamanlarda onu değişik şekilde yönetmesi ortadan kalkacak. Dolayısıyla buna müsaade edemezler de etmediler. Bir an için İngilizler açısından bakın olaya. Hindistan'a gittiniz, Doğu kampanyası, işte Doğu Hindistan şirketiyle oradasınız. Ticaretiniz gayet iyi, gayet güzel. En çok canınızı sıkan şey Babür Şah'ın soyundan gelenler. Çünkü şahlık onlarda. Ama 1853-54 Kırım Savaşı var biliyorsunuz. Aslında Birinci Dünya Savaşı'nın gerçek bir modelidir Kırım Savaşı. Biz Kırım'a İngilizler, Fransızlar, Katalanlar, Korsikalılar bir yıl böyle, onlar bağımsız devletler o zaman, 8-10 devletle beraber gidiyoruz Kırım'a. Orada biraz savaşıp birkaç yıl, sonra dönüp geliyoruz. Aldığımız aziz şeyleri de kolayca kaybediyoruz. Ama en büyük kaybımız ne biliyor musunuz? 1853 yılında Babürler soyundan gelen son Hindistan Cihangiri'nin gözleri kör edilecek, şiş sokularak, mil sokularak ve bir köye gönderilecek, sürgün edilecek. Hindistan'da artık bağımsız bir devlet, emirlik olmaktan dönüşecek. Kraliçenin bilmem neredeki tacının bilmem ne kolonisine dönüşecektir. Osmanlı tarihleri anlatırken bunu niye anlatmazlar bize? Mesele Türklükse az bir kayıp mıdır? Irkımızın 1000 yıl idare ettiği Hindistan'ın elimizden çıkışı. Yani Nightingale'in şu karşıda, şu tarafta mı? Selimiye yakıştasında gelip hemşirelik yaptığını anlatıyor eğitim sistemi bize. Ama Şahımızın gözlerinin kör edilerek tahtından alaşağı edilmesinden niye bahsedilmez? Tarihimizi biz yapmadık ki. Dolayısıyla çok dertli, çok sıkıntılı ama çok dikkat çekici. Yani Hindistan'da işgalci durumunda olan İngilizler Aryan teorisini ortaya attıklarında bir anda algıyı yönetmeye başlıyorlar. Biz ve siz aynı kökten geliyoruz, biriz. Aha da bu namussuz Müslümanlar, bu Türkler, bunların hiç gereği yok burada. XX yüzyılda CIA'nin icat ettiği en büyük silahın algı yönetimi olduğunu söyler bazıları. Yani bu sürecin en şiddet şeklini yaşayan insanlar olarak buna katılmamak mümkün değil. Algı yönetimi. Dolayısıyla Hindistan'da Aryan teorisiyle algı birkaç yönlü yönetilecek. Hindistan'a inen Aryanların bir kısmı inmedi. Bir kısmı doğru kuzeye doğru devam etti. İskandinavlar gerçek orijinal Aryanlar olarak lanse edildi. Uzun boylu, sarışın, mavi gözlü, atletik yapılı falan. İskandinavizm gibi alt dallarını oluşturacak. Almanlar, İngilizler. Ama bir kısmı da aşağı indi, karıştı, kaynaştı, böyle oldu. Dolayısıyla İngilizler Hindistan'a akrabalar olarak geliyorlar. Kökü, soyu bir olan akrabalar. Hem de onları bu kötü Müslümanlardan, Türklerden koruyan akrabalar. Bugün bir Hindu milliyetçiliği varsa, bugün bir Hint devleti varsa, Hintliler ve Hindu kardeşlerimiz bunu doğrudan İngilizlere borçludurlar. Onlar da bunun şuurundadırlar zaten. Ve bugün onlar onu kendileri açısından kullanıyorlar. Son birkaç ay olup bitenlere dikkat edin. Bir anda bizim Çinliler Ay'a uzay aracı gönderdiler değil mi? Ve başaramadılar. Bir şeyler oldu, düştü kaldı falan filan. Ama Hintliler başardı.
Hitler'in uzay araştırması yaptığının bile farkında değildik, duymuyorduk. Ama el ele verdiler, kafa kafaya verdiler, gönül gönüle verdiler. Hop! Hindistan oraya bir uzay aracı gönderdi ve başardı. Amerika ve ortaklarının karşısına Şangay Beşlisi, efendim yeni İpek Yolu projeleriyle çıkanların karşısına Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha küçük birkaç Arap devletçiliği ve İsrail'de yeni bir proje olarak çıkıyorlar. Bunlar hiçbirbirinden ayrı değil, bunlar birbirinin devamıdır. Eklektik olarak devam ediyor ve algı yönetimi aynen devam ediyor. Türk küfrü alakası nereden bu? Batılılar açısından, hatta Hintliler, Doğulular açısından bu kadar işlevsel, bu kadar iş gören bir aparat Aryan teorisi. Aryan teorisi olmazsa, o teorik çerçeve olmazsa, Hint-Avrupa dil ailesi akademik bir satranç oyunundan başka bir anlam taşımaz. Hint-Avrupa dil ailesini Aryan teorisi bağlamında yorumlarsanız bir anlam taşır. Onun dışında Kuzey Yarıküre dillerinin birbirine benzeştiğini biliyoruz. Ya da bu dil ailelerini yaparken ortaya konulan ölçütler zannettiğimiz kadar kristal bir biçimde birini diğerinden ayıran özelliklere sahip değildirler. Ama öyle lanse edilirler. Yani Safex alanlar, almayanlar. Almadığını iddia ettiklerinize bakıyorsunuz, aldıklarını görüyorsunuz. Ve o kadar olacak, istisna vesaire falan filan geçiştiriliyor. Ya da bütün kıtadaki dillerin birbirine benzeştiği iddiaları, teorileri, hiç de yabana atılacak teoriler değildiler. Tarihi idare etmenin yoludur. Tarihi idare etmenin dizginleridir Aryan teorisi demek yanlış olmayacaktır. Siz Aryan teorisine dayalı olarak dünya tarihini kurduğunuz zaman kimi tarihin içine almak istiyorsanız alabiliyorsunuz, kimi almak istemiyorsanız perdenin arkasında bırakabiliyorsunuz, üzerini örtebiliyorsunuz. Dolayısıyla birkaç yüz senedir böylesine yaman bir oyun devam ediyor. Ve biz buna seyirciyiz. Seyirci olmayan o yüce deha, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkede Sümer Bankı, bu ülkede Eti Bankı, bu ülkede Türk Dil Kurumu'nu, Tarih Kurumu'nu kurar gayret gösterirken bugünleri görüyordu. Bunları hedefliyordu. Ama onun peşinden gelen daha büyük rozeti ben taktım, ben daha büyük Atatürkçüyüm tavrı içinde dolaşanlar bugüne kadar yan gelip yattılar. Hatta bir kısmı buna ihanet ettiler. Onları merak ediyorsanız Atilla İlhan'ın, dur içinde yatsın o da, Ulusal Kültür Davamız adlı kitabına bakabilirsiniz. Nasıl saptı Atatürk'ün tutturduğu çizgi, birinci İnönü döneminde hedeften nasıl saptı, kültür politikaları nasıl saptı, Türklük ve Türkçülük nasıl ikinci, üçüncü hallere düştü bu ülkede, onları oradan bakabilirsiniz. Ama benim burada size asıl bu konferansı verme amacım Aryan teorisinin son şekillenişi üzerine. Hindistan'daki çöktükten sonra Maria Cimbulat diye bir hanım, Letonyalı bir profesör, kurgan teorisini ileri sürdü. Kurgan teorisi, kurganların Hint-Avrupalılara, Aryanlara ait olduğu, Aryanların aslında tam Orta Asya'dan değil de biraz şöyle Karadeniz'in kuzeyinde şekillendiğini ileriye sürmek. Herodot da diyor ya, İskitler oradaydı, Sakalar oradaydı. Göçer evli bir hayat tarzına sahiptiler. Kısrak sütünden humus dedikleri bir içki içerlerdi diyor. Yani Herodot daha bunların Türk olduğunu başka nasıl söyleyebilirdi?
TC vatandaşlık numaralarını vermesi gerekir. Bu kadar ne? Ben de söyleyeyim. Dolayısıyla İskitler ve Sakalar meselesi. Biz son dönemi zannediyorum liselerde sanat tarihi, arkeoloji dersleri alan. O zamanlar Miken uygarlığına inanılmaz bir ağırlık verilirdi. Girit Miken uygarlığı, onların eserleri, bitki üslubu vesaire anlatılırdı. Başka da bir şey yok Batı'nın. Daha eskiye gidemiyor. Ama İskit eserleri, kurganlardan çıkan altın işlemeler emsalsiz, eski Yunanlı, Latini misliyle katlayan bir estetiğe, güzelliğe, niteliğe sahip. Elbette Pan-Aryanistlerin bunu biz Türklere vermesini bekleyemezdik. Bozkır İmparatorluğu diye Grosset diye bir Fransız'ın kitabını çevirdik Türkçe'ye. Pek satıyor, pek gidiyor. Aslında Türk düşmanı bir adam. Anlattığı şeyler çok yenilir, yutulur şeyler değil. Hiç hoşumuza gitmemesi gerekir. Ama biz gavur sever bir milletiz. Her türlü oryantalisti pek severiz. Onların anlayışına göre kültür meydana getirebilen, o zamanki kültür telakkisiyle yegane millet Aryanlardır. Aryanlardan başkası kültür, medeniyet, uygarlık meydana getiremez. Onlar buluşup kaynaşırsa, Hintlere yaptığı gibi olur. Buluşup kaynaşmazlarsa, aha da o Bombaylılar gibi olur. Bu 19. yüzyıldaki hakim mentaliteydi Batı'da. Yani Edward Said'in oryantalizmini de bunun içine katın. Edward Said elbette Orta Doğu vurgusu ön planda ama bunu daha genişletin. Montaigne, yere göğe sığdıramadığımız Montaigne, o deneme türünün icadı, mucidi, kaşifi Montaigne. Avrupa'ya bir şey söyleyeceği zaman Fars arkadaşından aldığı mektuplar üzerinden söyler değil mi? Denemeler Türkçeleştirildi, gayet de güzel. Açın bakın, Aryan ırkının mensupları üzerinden söylüyor onlara. Biz onlara hiç bakmadık. Biz Montaigne çok hümanist bir adamdır. Hep herkesi kendimiz gibi hümanist zannediyoruz. Oysa onlar bize medeniyet meydana getiremeyen bir ulus gözüyle bakıyorlar. Medeniyet Aspendos tiyatrosu kurmaktır. Türkiye'de dersine iyi çalışmamış aydınlısılar da bunu böyle tekrar ederler. Azizim bizde Aspendos yok. Orta Asya işte gidiyorsun geziyorsun Kazakistan'a ama hiçbir yerde Aspendos yok. Dostum, Orta Asya'daki hayat tarzı hayvancı bir kültürdür. Yıl iki mevsimden oluşur. Yay ayları Nevruz'dan güze kadar, kış ayları etlikten, yani o kış aylarında Türkler et yerler. Yay aylarında süt mamulleri tüketirlerdi. Yoğurttur, ayrandır, kımızdır falan. Dolayısıyla yaylalarda iyi beslenmiş hayvanlar gelir, kışlaya en yakın son durakta o kış yenilecek hayvanlar kesilir, oraya etlik denilirdi. Ankara etlik bunun en güzel numunesidir. Et satıldığı için değil, bu eski Türk mitolojisinin bu unsurunu devam ettirdiği için. Dolayısıyla biz hayvancı bir toplumuz. Yay aylarında, yaz aylarında tek aile bile ayrılıyor birbirinden. Keçileri, koyunları var, şunları bunları var. Bir çadır en uzağa gidiyor. Hayvanlarının miktarına göre, otun miktarına göre açılıyor. Aspendos gibi bir tiyatronun ne ihtiyacı var ki burada? 10 bin kişiyi, 20 bin kişiyi niye toplasın ki burada? O ters işte, karşı işte. Ha, çocukları kültürlemek mi? Çocukların sosyalleşmesini, eğitimini sağlamak mı? Oradan geçen bir ozana pazarlığı yapar babanız. 2 at, 5 koç, 3 bilmem ne verir. O ozan sizin orada çadırınızda bir ay boyunca
Alpamış'tır, Köroğlu'dur, Manastır, hangi destanlar istenirse orada onları çalar, söyler. Siz bütün kardeşler yakınınızdaki amca çocuklarınızı, hala çocuklarını haberdar ederek de havada atarak onları çağırırsınız. Onlar geldiği için kim nerede oturacak, nasıl oturacak? Hem kültürleşirsiniz, hem sosyalleşirsiniz, hem eğlenip hem de eğitiminiz olur. Dolayısıyla Aspendos yapmaya gerek yok. Kaldı ki Aspendos'u Yunanlılar mı yaptı? Ya da Aspendos gibi tiyatroları Latinolar mı yaptı? Bugünlerde şeye giderseniz, Kıbrıs'a Girne Kalesi'nin girişinde, şu açılıp kapılan kapıyı geçince o kapının sol tarafında bir ara yıkıldı o duvar, taşları yeniden koydular. Taşları koyarken Cahil Bursa taşların imzalı kısmını koydu ön plana. O taşları köleler yapar. Esir düşmüşsünüz, kölesiniz. Sevgili Ali Karaca, sana hürriyetini vermek için 20'ye 20 taş yapacaksın. 20'ye 20 taş yaptığın zaman sana hürriyetini vereceğiz diyorlar. Sen gece gündüz taş yontuyorsun. Ama Handan Hanım da aynı şekilde cezalanmış. Fırsatını bulursa çalıyor senden. Çalmasın diye imza atıyorsun arkasına. Dolayısıyla orada yanlışlıkla imzalar gözükür. Çok güzel bir şey oldu. Şimdi görmüyorduk onları düzgün yaptıkları için. Dolayısıyla o Aspendos'u, tiyatroları vesaireleri Yunanların, Latinlerin yaptıkları yok. O insanlık tarihinin köleliğin abideleridir Aspendos ve diğer tiyatrolar. Kölelik tarihinin abideleridir. Oysa bizim ırkımız, bizim kültürümüz yeryüzünde köleci olamayan belki de yegane topluluğuz. Bizim ırkımızın başka hiçbir şerefli, özel önemi olmasa bile sadece köleci olmayışımız, olamayışımız insanlık tarihi içerisinde çok fahredilecek, gurur duyulacak, övünülecek bir yeri getirilmiştir. Hayvancısınız, karınız, çocuklarınızla beraber dağ başına çıkmışsınız. 5 tane köle alsanız onlara baksınız, baksın diye savaşta, siz uyurken ya da uyanık güçleri yettiğinde siz onların kölesi olursunuz. İşlevsel olarak biz bu zaten bizim yapımızla uyuşmayan bir sistemdi. Ha Osmanlı daha sonra toprağa yerleştiğimiz zamanlarda ufak tefek denemelerimiz olmadı değil. O ayrı. Ama genel olarak bizim kültürümüzün içerisinde kölecilik bu yönüyle yok. Belki de biz Çin'in antiteziyiz. Çin yeryüzünün ilk ve en büyük köleci toplumudur. Çin demek, Kıtay demek, kölecilik demektir. Bütün Çin halkı imparatorun kuludur, kölesidir. Duvar bizim kadar o köleleri kaybetmemek üzerine de inşa olmuştur. Kaçmalarına mani olmak üzere. Yeryüzünde kültür emperyalizmini ilk akıl eden ve çok iyi kullanan millet Çinlilerdir. Bilge Kağan atamızın gitme, tatlı sözüne kanma, yumuşak ipeğine kanma. Eğer buraya gelirsen, yakın durursan bunu vereceğim derken, kültür emperyalizmiyle seni alacak, asimile edecek, içinde yok edecek. Dolayısıyla kişi olma şansını, bağımsız olma şansını kaybedeceksin, kul köle olacaksın derken, bağırırken, yakalarını yırtarken işaret ettiği buydu. İki ideolojinin karşı karşıya geldiğini görüyoruz aslında orada. Ama bunlardan sarf nazar ederek yerleşikliğe övgü yapan, uygarlığı, kültürü sadece yerleşiklerin, toprağı ekip biçenlerin meydana getirdiği bir kavram olarak algılama, bunu bu şekilde yönlendirme, doğrudan doğruya bir mankurtlaşma alametidir ve Batılıların en az Aryan teorisi kadar meydana getirdikleri son derece zararlı bir başka mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Maria Can Bulat doğrudan doğruya kurgan teorisiyle kurganlardaki altınlara yöneldi. 1959 yılında bu argümanlar kendiliğinden çöktü. 1959 yılında Kazakistan'ın Yedisu'ya doğru Altay Dağları iki geçit veriyor. Altay Dağları
Batı Sibirya'dan başlayıp şöyle hafif bir S ile Tibet'e kadar uzanır, 2000 kilometredir. Bazı yerlerde genişliği 150-200 kilometredir. En iyi geçit verdiği yerlerden birisi bu Yedisu'nun ilerisindeki geçit. O geçidin eşiği, eşik diyoruz biz, Oğuzlar, Kazaklar da Esik diyorlar. Esik adlı kasaba, komünist zamanda birçok araçları, gereçleri var, solhoz, kolhoz uygulamaları var ya, ya bu kadar makinemiz var ama bu makinelerin hepsini bir arada topluca koyacağımız bir makine parkımız yok. Ne yapsak Erenler diye sohbet ederken, aklı evvellerden biri diyor ki, aha da bu kurganı kaldıralım, köyün ortasında duruyor, temizleyelim onu, onun yerine de bir makine parkı yapalım, garaj yapalım. Dalıyorlar kurgana. Dozerlerle altın elbiseli adam çıkıyor karşımıza. Hep altın elbiseli adam diyoruz. O çok güzel. Bir müjde de vereyim size. Bir ay sonra Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 2 ay boyunca gerçek altın elbiseli adam geliyor bu defa ilk olarak. Hep replikaları geliyordu. Şimdi kendisi gelecek, onu sergileyecekler. Bu vesileyle söylemiş olayım. Bence orada altın elbiseli adamdan daha önemli olan o muhteşem gümüş tastır. O muhteşem gümüş tas üzerinde Göktürk harfleriyle sana taş atana aş at şeklinde günümüz Türkçesine aktarılabilecek bir ifade taşıyor. Dolayısıyla altın elbiseli adamı oraya gömenler imzalarını da attılar. Yani kurganlarda doğrudan Türklük çıkmaya başladı. Belki daha önce kaç yerde, kaç kere çıktı bilmiyoruz. 1552'den beri Ruslar Sibirya başta olmak üzere o bölgelerde resmi, gayri resmi kazılarda çıkanların hiçbir şekilde bir envanteri bize ulaşmadı. Altınlar doğrudan gidip altın rubleye dönüştü. Bizim İshak Paşa Sarayı'nın kapısı altın imiş, o da doğrudan altın rubleye dönüştü. Etnografik epey eser var. Hermitaj o yönüyle iyi. Ama altınla ilgili bir şey olduğu zaman Rus ve altın bir araya gelmiyor. Dolayısıyla altın elbiseli adam gibi bir kadın olduğu yönünde iddialar da çoğaldı biliyorsunuz. Biz onu hep tek bulduğumuz için prens ya da prenses gibi düşünüyorduk. Ama son yıllarda Kazaklar kaç tane altın elbiseli adam kadın buldular biliyor musunuz? Adam kadından boş verin, 12 tane altın elbiseli at buldular. 2 ay önce gene 2 tane buldular. Ha, bu demek ki prens ya da prenses gibi büyük soylulara ait bir özellik değil. Dini inançları gereği onların öte dünyada ölümsüzlüğünü sağlayan bir şey. Biliyorsunuz bizim uygarlığımız bu Akdeniz, Orta Deniz uygarlıkları gibi kainatı 4 elementten oluşur, kabul etmiyoruz biz. Su, ateş, toprak, hava bizde yok. Su, ateş, toprak var ama 4.'sü yırgaç, ağaç. 5. element ise demir, bakır gibi madenler ve biz onları canlı kabul ediyoruz. Ben Türk dünyasının en batısından geliyorum, Ayvalık'tan geliyorum. Ayvalık'ta hala biz elden ele bıçak vermiyoruz. 1000 yıllık Müslümanız, 1000 yıllık Müslümanlığımıza rağmen elden ele bıçak vermiyoruz. Vermemiz icap ettiğinde şöyle tükürür gibi yapıp veriyoruz. Ya da bıçaklayacak makas gibi şeyleri. 1000 yıllık Müslümanlığımıza rağmen hala bunların canlı olabileceği, bir takım niza çıkarabileceği, kan dökülebileceği, bunlara yol açabileceği şuur altınızda var. Dolayısıyla 5. element olarak düşündüğümüz yer altındaki madenlerin canlı olduğunu düşünüyorduk biz. Ve bunları meyve gibi düşünüyorduk. Yer altında ne kadar çok kalırsa o kadar olgunlaşır. En çok kalan da
altın altonuna girmiş, aldonuna girmiş. Al kim? Canı aran, alan veren. İslam'da bile söylüyoruz, alıcı falan diyoruz bazen Azrail için. Hala günümüze serpintileri var. Dolayısıyla altın ölümsüz bir varlık. Paslanmıyor. Altından daha güçlü olana biz elmas diyoruz. Çok İslam'ın Türkçesinde sadeleştirdik. Bütün Türk dünyası almaz diyor. Almaz. Ne almaz? Altınla almaz onun. O çok güçlü, o çok kavi. Dolayısıyla bizim dünyamızda, bizim uygarlığımızda, bizim medeniyetimizde, bizim terimlerimizle kendimizi ifade etmediğimiz, ortaya koymadığımız müddetçe başkalarının bu tür uyduruk, kaydırık yaklaşımlarla yeryüzünün yağmalanmasına mani olamayız. Türk olmak sadece kendi için çalışmak demek değil. Bir de yeryüzüne, insanlığa karşı borçlu bir halimiz var bizim. Tarihimizin her döneminde, ama her döneminde biz toplayıcıyız. Günümüzdeki çobanlara da bakın. Çoban çıkar, yolda gidiyor. Başka bir yerden bir keçi, koyun, çığmış geliyor. Onun sürüsüne katılıyor. Katılsın. Çünkü ya damgası vardır ya da kulağında im dediğimiz işaretler vardır. Herkes kendi malını bakarak onlardan tanır, bilir. Sahibi yarın gelir, bu hayvan benim der, gösterir, bile alır gider. Damgasını gösterir, alır gider. Zaten istesen de onu kovalayamazsın ki, Allah'ın dağında, bayırında döner, oradan gelir. Köpek, sizin köpeklerinizle anlaşmışsa, hasta değilse, sıkıntılı değilse, o da gelir kalır. Biz toparlarız. Ama tarımcılar, bir yere bakla ekmişlerse, bakladan başka hiçbir şey bırakmazlar orada, tek tek sökerler. Bakla olacak. Mercimek ekmişlerse, mercimekten başka bir bitkinin orada var olma hakkı yoktur. Onun için biz değil, onlar ırkçıdır. Onlar ayıklar, ırkçıdır onlar. Onların mentalitelerinde vardır ırkçılık. Bizse derler toplarız. Yeryüzünde karşılaştığımız en zayıf klanları bile, halkları bile biz besledik, doyurduk, büyüttük, devam ettirdik. İnsanlığa karşı kendimizi sorumlu addediyoruz. Üniversalizm fikri, yeryüzüne hakim olma fikri 4 ya da 5 millette var. Birisi ve birincisi biziz. Daha çok dağ, daha çok deniz diye haykıran Oğuz Kağan atamızdan bugüne doğrudan bizim resmi ideolojimizdir, üniversalizm. Bunun altında, felsefi köklerinde bunlar vardır. Ama buna rağmen, bitiriyorum, sabırlarınızı çok daha fazla zorlamayacağım. Son yıllarda, Maria Canbulat'tan sonra da çökünce Aryan teorisinin argümanları, son hamle şudur arkadaşlar, takip ediyorsunuz. Zavallı Hintleri köle gibi kullandı Batılılar. Yavrum sana yüksek lisans yaptırayım, gel. Burs vereyim. Ama şu Sanskritçe metni İngilizceye aktar. Senin makaleni yayınlayacağım ama şu konuda olursa. Bak bizim dergi çok indeksli, iyi indeksli. Ama bu Sanskritçe metin üzerinde çalışmanı istiyorum. Zavallı Hintlileri 200 senedir köle gibi çalıştırarak bütün Sanskrit metinleri çevirttiler. Bir tane metinde bile Aryan sözcüğü karşımıza bir ırkın, bir topluluğun, bir ulusun adı olarak çıkmadı ve yok. Birkaç tanesinde ışık, ışıklı gibi anlamlar var birkaç metinde. Son 200 sene Batılı aydınların kullanması ve telkiniyle Indo-European, Indo-German, bunlar yayıldı, bu terminoloji oturdu, mutlak gerçekmiş gibi anlatılmaya devam ediliyor. Ama Sanskritçe itibarını kaybetti. Sanskritçeden istediklerini aldı Batılılar. Şimdi yeni yağma için, yeni büyük Orta Doğu projesi için, yeni büyük Orta Doğu projesi için seçilen dil Hititçedir.
Hititçe. Aslında oradan değil, Anadolu'dan dağıldılar. Almanlar, aha da şuralı, şehri, Kapadokyalı, öbüründen Gotlar buradan gidiyor. Keltler şuradan gidiyor. Serb saldırısının bir değişik şekliyle karşı karşıyayız. Ve çok daha kesif, çok daha tehlikeli bir şekilde karşı karşıyayız. Luviler, Aleviler, Aleviler, Alevileri bir türlü ayrı bir millet haline dönüştüremediler. Bütün gayretlerine rağmen istedikleri kıtali katlamı alamadılar. Ama yeni bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu defa Aryan teorisini Anadolu merkezli olarak kuruyorlar. 5-6 yıl önce şöyle bir kitap yayınlandı, koca bir cilt. Yunanlıların habitatı, aha da bizim şu Yunanlar, onların habitatı Urmiye Gölü'ymüş. Urmiye Gölü'nün etrafı, daha iyi gülün, atı orada evcilleştirmişler. Hititçe son günlerde sosyal medyaya düştü. Anne demek, anla demek. Hititçe ana, ana demek. Atta, ata demek. Küçücükler almışlar. Güzel düşmüş. Tabii biz Atatürk'ü anlayamadık. Yani benim gençliğimde 9 tane şeyhim oldu, şeyhlerin ne olduğunu biliyorum, hiçbirine itibar etmiyorum ama Atatürk'ün insan üstlenebilecek tarafları da var, bunları görebilmek hiç kolay değil. Bu gittikçe buna inanmaya başladı. Yani bu kadar uzak görüşlü olmak, bu kadar geleceği görmek müthiş. Ama biz onlara, biz ona layık evlatlar değiliz yeterince. Onun bıraktığı eserine, onun ruhuyla, onun gözüyle bakıp sahip çıkamıyoruz, tavır alamıyoruz. Bizi ancak bir şey yola getirir, ölümün karşımızda olduğunu gör. Dolayısıyla belki de farkında olmadan, Aryanlar bu son Aryan hamlesini Anadolu'ya taşırken, aslında bize yeni bir fırsat veriyorlar. Bunun üzerinde iyi durup düşünmeliyiz. Yani yeni bir dil keşfediliyor ama yeni dilin keşfedildiği bir hafta olmadan Hint-Avrupa dili olduğu anlaşılıyor. Yani ben bu dillerin uzmanı değilim. Ne Hititçe biliyorum ne Hattice biliyorum. Bilmediğime de üzülüyorum. Keşke imkanım olsaydı, keşke çalışıp biliyor olsaydım. Ama İngilizce'de bunların okunmasıyla ilgili öyle şeyler ile karşılaştım ki acaba buralarda bile bir üçkağıt var mı yok mu diye merak etmiyor değilim. Yani Hititçe bir metni okurken iki tane istediğiniz ünsüzü koyabiliyorsanız okey gibi benim anladığım kadarıyla yani bana iki tane ünsüz koyup okuma imkanı verirseniz yeryüzündeki bütün metinleri Türkçe olarak okuyabileceğimi düşünüyorum. Yani iki ünlüyü ben koyduktan sonra araya hangi ünlüyü koyarsanız koyun karşısı olan mutlaka bir Türkçe kelime var. Dolayısıyla bizim Hititçe çalışanlarımız kaç kişi var, neler, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Acaba bir akademik çeteleşme de olabilir? Dünyanın her tarafında akademik çeteleşme var ama dünyada akademik çeteleşmenin en yoğun olduğu yerlerden birisi Türkiye'dir. Uygun çeteye uygun zamanda katılmışsanız doktoranız da, doçentliğiniz de, profluğunuz da vesaire gider. Acaba Hititçe çalışanlarımız, tenzih ederim, tanıyorum, kimseyi zan altında bırakmak istemem, ne yapıyorlar? Onlar bunu nasıl görüyorlar? Mesela Hititlerin Anadolu'nun otokton halkı olmadığını biliyoruz. Bugüne kadar hep bu anlatıldı, dışarıdan geldiler.
işgalciler. İşgal ettikleri uygarlık Hatti uygarlığı ya da Katti uygarlığı diye bilinen uygarlık. Ama Hatti ve Katti uygarlığının ortaya konulabilen kelimeleri vesaireleri onların Hint-Avrupa dili olmadığını Urartular gibi Sümerler gibi Uralta'ya daha yakın bir dil olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla biz Anadolu'nun yerlisiyiz, otorton halkıyız, buradan yayıldık, bu doğru. En güzel delilleri bunlar. Ama bunlar konusunda akademi çok fazla bir şey üretmiyor. Dolayısıyla Ön Türk Akademisi'nin bu yükselttiği bayrak çok önemli bir bayrak. Yunanlılar Urmiye Gölü'nün etrafında yeryüzünde vücut bulmuşlar. Ve diğerleri Avrupalılar. Yani bu çok kısa sürede el ele vererek ancak mesafe alabileceğimiz bir istihkam oluşturabileceğimiz bir yapı gibi gözüküyor. Devletin değişik katlarında oturan kalkanlar henüz bunların farkında değiller. Bigudilerine dolar molar koymakla meşguller. Aslan parçaları değişik bankalarda birikimlerini değerlendirmekle meşguller. Dolayısıyla büyük ölçüde iş başa düşüyor. İş başa düşüyor. Aryan teorisi şu anda Türk dünyasına, Türk dünyasının yolbaşçısı Türkiye Türklüğü'ne, Anadolu Rumeli Türklüğü'ne uzanan el, dil aslında doğrudan dünya Türklüğü'ne yöneliktir. Dünya Türklüğü'nü yeni yeni biz görmeye başladık sokaktaki insanlar. Rahmetli Atsız Hoca ve onun etrafındaki bir grup genç sadece farkındaydı. Ama bugün geniş kitleler en azından ağızlarına alıyorlar, dikkat ediyorlar, dikkat çekiyorlar. Varın siz, gavurlar bunu nasıl hesap ediyor, onu hesap edin. Yani Kıbrıs 300 sene sonra, 1699'dan 1974 yılına kadar ilk defa kaybettiğimiz bir toprağı geri aldık Kıbrıs'ta. Sembolik değeri çok önemli. Karabağ'ın bunu milyonla çarpabilirsiniz Karabağ'ı. Ben bu şeyi seviyorum. Sosyal medyayı seviyorum. Özellikle o tercüme eden yerleri de çok hoşuma gidiyor. Son zamanlarda 4-5 tane Ermeni sitesine üye oldum, abone oldum. Onları çevirtirip çevirtirip okuyorum. Canım sıkıldıkça bakıyorum. Bu Ermeniler neyle meşguller, ne yapıyorlar falan diye. Dolayısıyla Karabağ bizim için vaka adiyeden gibi geçtik. Ama başkaları bunları başka yerlere yazıyorlar, ciddi hesaplar yapıyorlar. Gavura fırsat vermemek lazım. Gavura fırsat vermemek lazım. Gavura fırsat vermezsek Tanrı zaten Türk'ü korur. Çok teşekkür ederim. Sayın konuklar, sorulara geçmeden önce bir hatırlatma yapayım. Sadece sorunuzu alalım. Soru sormak istediğiniz şeyi net olarak belirleyin. Hocamız da daha çok kişiye cevap verme imkanı bulsun. Evet, soru sormak isteyen var mı efendim? Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Bu Hindistan'da, Kuzey Hindistan bölgesinde Pakistan, Afganistan, bu bölgede bir şey var. Yani orası kesin. Şimdi Aryan teorisinin de aslında bu yabancılar, ya Batılılar tarafından sahiplenilmesinde aslında o bölgedeki bir toplulukların, bu eski Türklere dayanan, oraya yerleşmiş olan toplulukların ve vakiyelerinin neden olduğunu
gösteren bazı deliller olduğunu düşünüyorum. Hocam, kuşanlar, işte üyeciler, akunlar. Çıkacak mısınız? Şimdi bu çok daha tabii eskiye gittiğimiz zaman işte şeyler, üyeciler, Rusunlara kadar işte gidiyoruz. O bölgeye baktırıyor, eski baktırıyor bölgesine yerleşiyorlar. Dolayısıyla o bölgedeki insanların yerleşmiş olan eski halkların açık tenli, sarı saçlı, işte renkli gözlü işte ya da işte kızıl saçlı olduklarına dair de bir belgeler var. Dolayısıyla ben açıkçası Aryan teorisini biraz da Batılılar bu yüzden biraz da ortaya atmış olabilirler diye düşünüyorum. Yani oradaki eski tipolojilerin ya da fenotiplerin diyelim hani bunu yol açmış olabileceğini düşünüyorum. Aryan dedikleri halkların da bunlar olduklarını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Tabii. Hindistan'da Türkler, hocam geçtiğimiz günlerde o konuda konuşmuş, ben fazla girmeyeyim ama eyvallah hocam, görüşmek üzere. Benim bir öğrencim babasıyla beraber 28 sene önce gittiler, bir buçuk ay çalışma yaptılar. TRT falan yayınladı onların çalışmasını. Aşağı yukarı 35 milyon civarında insan örgütlü olarak bir arada var. Yani Moğolların onlara o verdiği Mongul etiketinin üzerinden örgütlenmiş yapıları var. Afşariler, Afşariler falan falan falan. Ama gerçek bunun çok daha ötesinde. Yani ben sosyal medyada DNA'larla ilgili bir takım raporlar yayınlamış bir enteresan adam var. Göktürk Hanedanı'ndan geldiğini iddia eden Hintli biliyorum. Öyle biri var. Çaykırı bir 200 milyon, 250 milyon civarında Türk olabilir. Rakam daha fazla da olabilir. Ama korkuyorum telaffuz etmeye. Hint milliyetçileri şu anda çok kışkırtılmış milliyetçiler. Mümkün olduğunca aslında rakamı aşağılarda tutmak lazım. Feruze Hanım var. Geçenlerde bir etkinliğe katıldı, Özbekistan Türk'ü. Feruze Hanım, Profesör Doktor Feruze Hanım, Hindistan'daki Türkleri, tarihleri çalışan en iyi alimlerden bir tanesi. Kuşanları ve diğerlerini. Olabilir, size katılırım. Yani o coğrafyada bakiliğimiz çok eski. Bakın, birkaç dikkat çekici örnek paylaşayım sizinle. Tamil dilinde, Tamiller dedik ya, Dravidyenlerin dili. Tamil dilinde Umay demek, Everest'in kızı, kuzeyin kızı demek. Yani Umay ancak o şekilde gidebilir Hindistan'a, kuzeyden, Everest'ten falan falan falan. Daha da çarpıcısı mesela, Walter Ruben diye İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'ye sığınan, bizim bir tarihte istihdam ettiğimiz büyük Alman alimlerinden birisi var. Walter Ruben'in kitapları Türkçe yazdı, birçoğu Türkçe'de kaldı, çok bilinmiyor. Son zamanlarda galiba yeni baskısını yapacaklardı ama bilmiyorum. Dil tarihte indoloji kürsüsünü kuran kişidir. Türkiye'de şamanizmle ilgili bütün çalışmalarda hemen hemen şamanizmin Budizmin tesiriyle çıkmış olabileceğine dair şapşal şapşal laflar edildiğini görürsünüz. Tam tersi aynısı. Bunun tam tersini söyleyen ilk kişi Walter Ruben'dir. 1930'larda Budizmin Türk şamanizmi tesiriyle ortaya çıkmış olabileceğini iddia eden bir isimdir. Yani Orta Asya'yla ya da Türkistan'la, Türk dünyasıyla Hindistan ilişkileri sandığımızdan çok daha etkili. Çok yönlü. Elbette yani 1854'te Göktepe Savaşı'yla Ruslar oraya indiklerinde İngilizler daha önceden tedbirlerini alıyorlar. Afganistan yapma bir ülkedir. Afganistan Bakteriya. Yani İngilizlerle
Ruslar karşı karşıya gelip savaşmak için oralarını oluşturdukları yapay bir ülkedir. Dolayısıyla bu tür planlamaları yapıyorlar. Yani Türk dünyasına yönelik seferlerin olduğu 19. yüzyılda yağmaların olduğu o dönemde bunları organize eden yapanlar elbette Aryan teorisi bu yönüyle de kullanmayı ihmal etmezler. Olabilir, mümkündür. Buyurun efendim. Kapadokya'da Kapadokya'da Budistlerin kapınakları var. Bol miktarda gezdim ben. Gördüm. Ne işleri var? Demek ki gelen Türkler, Anadolu'daki yaşayan Türklerden bir kısmı da Budist yani. Elbette. Türkler Budizm'i kabul ettiler. Tabii ki. Yani hocam daha iyi biliyor. Cengizli İmparatorluğu biz Türkçe'de biraz yanlış bir terimle kullanıyoruz. Bir Moğol İmparatorluğu değil o imparatorluk. Bir Türk-Moğol İmparatorluğu ya da Moğol-Türk İmparatorluğu. İmparatorluk olabilmek için büyük bir orduya sahip olmak yetmez. Daha önemlisi büyük bir katipler ordusuna sahip olmanız gerekir. Eğer okuma yazmanız yoksa, katipliğiniz yoksa çok büyük bir ganimet elde edersiniz ama o size intikal etmez, yağmalanır gider. Cengiz'in etrafındaki yapıyı imparatorluğa dönüştürenler İdikut'un Cengiz'le kardeşleşmesi ve bir anda o ordunun yeryüzündeki en mükemmel katipler ordusuna sahip olmasıdır. Anadolu'ya gelenlerin çok büyük bir çoğunluğu, 3 tane 5 tane Moğol varsa 30-40 tane Uygur vardır. Yani Amasya'daki müzeye gittiğiniz zaman Amasya'daki müzede 5 tane mumya var. Orada müzede yanlış hatırlamıyorsam. Ve o mumyaların tamamı da Uygur Türklerinin mumyalarıdır. Çok net görebilirsiniz bunu. Giyimiyle, kuşamıyla vesairesiyle. Birkaç tanesinin adı falan da var, adlarıyla da. Katılıyorum size. Değerli hocam, öğretim görevlisi Eyüp Cihan Yağ. Öncelikle hoş geldiniz. Çoktan beri sizi bekliyorduk zaten. Ben size spesifik bir soru soracağım. Üstünde çalışıyorum çünkü. Şimdi bizim Tokat'ın Zile ilçesinde bir tapınak var. Çok etkili bir tapınak. Yani dönemin en etkili tapınaklarından birisi. Adı üstünde Anaitis Tapınağı. Duymuşsunuzdur. Üstünde çok çalışanlar var. Yabancı kaynaklardan da taradım ben de. Şimdi tapınağı hala kalıntıları var ve iç içe geçmiş çarkı felekler, güneş damgaları var tapınakta. Çok kafam karıştı. Yani bizim burada Türk geleneğinden, yani ön Türklerden, Etrüslerden bu tapınağın olduğu dönemle ilgili nasıl bir etkisi olmuştur? Varsa beni yönlendirebileceğiniz, çünkü tapınağı sürekli lağvederek başka bir mabet yapılıyor şu anda. Kaz için bakanlıktan işte destek aldık. Şu an kazıyoruz, etrafını çıkartıyoruz. Ama gerçekten içinden çıkanlar, yani bizim damgalarımız çıkıyor hocam bunun içinden. İskit tapınağıdır o. Bu konuyla ilgili bir bilgi yani rica edeceğim. İskit olarak o mabedi bilmiyorum ama o mabedi yıkıp ya da restore edip, bazen öyle bir haldeyiz ki restorasyonlar yıkıp yok etmenin değişik bir adıymış gibi karşımıza çıkıyor. Spesifik olarak onu bilmiyorum ama eğer damgalarımız varsa, ki var diyorsunuz, damga konusu çok önemli bir konudur. Yani hem malına, mülküne, hayvanına, her şeyine daha kaşa işler konu bize ait demektir. Onları derleyip toplamak çok iyi bir şekilde kaydetmek lazım en azından. Kaybetmemek açısından kaydetmek lazım. Biz şimdi 20. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nde şöyle bir yanılsamayla karşı karşıyayız. Türk kültür tarihinde İslamiyet'in, özellikle de Sünni İslam'ın
en yoğun olarak öğretildiği, bombardımanına tabi tutulduğumuz zaman dilimi 20. yüzyıl ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Hiçbir dedemiz, ne Hoca Ahmet Yesevi, ne Hazreti Fatih, ne Kanuni, daha çok İslamiyet'i, Sünni İslam'ı yaymak isteselerdi bile böyle bir imkanları yoktu. Okuma yazma bilen insan sayısı çok az, radyo yok, televizyon yok, okul yok, 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 yok. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti döneminde inanılmaz bir Sünni İslam bombardımanına uğradık. Ve bu bombardımanın altında birçok şeyi hatırlayamaz, anlayamaz, tanıyamaz hale bile geldik, geliyoruz. 15 bin yıllık halk arısı cinleşiyor, biliyor musunuz? Cin dediğiniz şey dünün çocuğu. Yani İslam'la beraber 1400-1500 senelik bir geçmişi var cin kavramının, konseptinin. Ama halk arısı, Albastı en az 15 bin senelik bir geçmişe sahip. Artık insanlar halk arısını cin olarak anlatmaya başladılar. Halk arısının başına gelenler başka nelerin başına geliyor acaba? Yani bu bir. İkincisi bir de amatör Türkologların derdi var. Türklükle ilgili insanın heyecan duyması, koşturması çok iyi, çok güzel bir şey. Ama hayatta inakiki mürşit ilindir diyen atanın işaretinden sapmadan. Yani orada profesyonel bilgiye, profesyonelliğe dikkat etmek gerekiyor. Sesler benzeşiyor diye uydur ellezine, melmezine toponimleri bir araya getirir şey yaparsanız gavurun ekmeğine yağ sürersiniz. Aa da bu Türkler böyledir kardeşim. Uydur ellezine, melmezine ses benzeşiyor diye yapıyorlar derler, kaldırıp atarlar. Çok meraklıysanız yani 9 eksi eksi 9'da olan bile çocuklar bile üniversiteye giriyor. Eksi 9 olsa bile, hiç tam yapmamış olsanız bile üniversiteye giriyorsunuz. Gerçekten bu konularda gayretliyseniz gelin gidin Türk Dil Edebiyatı bölümlerine, ilgili bölümlere öğrenin. Yani fevkalade güzel, iyi bir iş olur. Ama burada Krakow, kır demek. Ha Krakow öyle. Acaba Krakow Türkçe mi? Türkçedir abi diye bir yazan abiler mi? O abiler iyi yapmıyorlar. O abiler Türklüğe ihanet ediyor. O ablalar da tabii ki. Gavronları alt alta toplayıp Türklerin palavraları deyip geçip gidiyor. Yani güneş dil teorisinin o kadar tutarlı tarafı yapılan 3-5 tane uydurma, amma, uzun, amazon, bilmem ne gibiler silip attılar, hiç kimse dikkat etmez hale dönüştü. Bu hatayı yine tekrar etmemeliyiz. Bu hatadan ders almalıyız. Bilmiyorsak bilmiyoruz. İlla bir yerleri biz Türk yapmak, cihana hakim olmak, fütühat yapmak zorunda değiliz. Ona dikkat etmek lazım. Uyduruyorlar. Uydur ellezine velmezine çok önemli oluyor. Yani beyaz piramit sosyal medyaya düştü. Yani heyecandan küçük dilimi yutacaktı. Ama 15-20 gün içerisinde aslan Türkçüler, nasıl Türkçüyse onlar, nasıl milliyetçiyse onlar, ana mağaradım olsun, Çin'e gittik, girdik o mağaraya, o uzun gördük mumyasını. Hiç kimse itibar etmez oldu. Değil mi? Öyle yalan, öyle sahte şeyler söylendi ki, itibar etmez oldu. Benim Koreli bir öğrencim var. Birkaç haftaya kadar doktora tezini tamamlayacak. O sıralar ben de yüksek lisans çalışıyordu. Tez konusu eski Türkler ve Korelilerin ölü gömme adetleri. Taşlar maşlar falan falan. Bir gün heyecanla geldi kadın. Hocam Çin'de bir beyaz piramit var biliyor musunuz falan. Okumuş bunu söyleyecek ama biraz sabret bakalım nedir falan. Nedir? Kore Akademisi beyaz piramitler üzerinde son derece önem veriyor, son derece ciddi çalışmalar yapıyorlar.
ve siz Türklere ait olma ihtimali de ortaya çıktı diye kıskanıyorlar dedi. Şimdi kıskanan Koreliler mi? Koreliler. Kıskanmasına takılmayın. Mümkün değil, onlar kıskanıyor. Koreliler de Türk oluyor. Adem Aleyhisselam Türk değildi. Ama Türkçe biliyordu. O zaman Türk-Arap ayrımı yoktu. Şimdi bakın, Kore Akademisi ciddi bir akademi, Güney Kore Akademisi. Bu ciddi akademinin peşine düştüğü, araştırdığı bir konu bu. Ama Türkiye'de 3 tane, 5 tane iteniğinin buna yanlış sahip çıkması için bizim ufkumuzdan bile çıktı, elimizden bile çıktı bu. Kimse de öyle bakmıyor bile. Oğuz'un bilmem nesinden bahseden, orada onları uyduran, yani en büyük Türk düşmanından daha büyük düşmanlık yapıyor Türk kültürüne. Söylemek istediğim o. Bilgiye, bilginin kaynağına çok dikkat etmek gerekir. Metoduna çok dikkat etmek gerekir. Amatör Türkolog olunmaz. Amatör Türkolog olunmaz. Türkolojiyi seversiniz, benimsersiniz, şey yaparsınız. Çok seviyorsanız -9 bile olsa şeyiniz, üniversiteye girebiliyorsunuz. Girin bir üniversite okuyun. Açık öğretim var, orada okuyun. Öğrenin yani. 100 yaşından olsanız okuyabilirsiniz, dert yok. Ama Krakova'da kır ekim var, olur mu abi? Olur. Kahvede tavla atarken falan tamam, birbirimize eyvallah diyoruz, okey diyoruz. Olur mu olur, gidiyor. Böyle olmaz, dünyada bunu anlatamaz. Aryan teorisiyle ekmek yiyenlerin ekmeğine yağ sürersin böyle yaparsan. Çok daha ciddi işin peşinde olup, çok daha ciddi delillerle karşımıza çıkmamız lazım. O heyecan kayboldu gitti. Kimsenin umurunda değil artık. Beyaz piramit. Eğer beyaz piramit doğruysa, yeryüzündeki en eski piramit. Mısır'dan önceki piramit. Eğer beyaz piramit doğruysa ve en eski piramitse, Oğuz Kağan'ın Mısır seferini anlatan ifadeler var. Oğuz Kağan'ın Hint seferini anlatan ifadeler var. Belki o kapılar açılacak. Ama böyle uydurabeziyle vermeziyle yaklaşarak, bakarak biz onların önünü kapatırız. Biz gavurun işine, gavurun hedefine, gavurun istediğine taş taşırız. Yani gavura yardım etmiş oluruz. Doğru değildir o tür yaklaşımlar. Rıza Nur, Atsız'dan önceki en önemli Türkçülerden birisi. Rıza Nur tıp doktoru, ama Rıza Nur doktora sahibi bir Türkolog kadar o işin eğitimini almış, okumuş, öğrenmiş ve eser koymuş ortaya. Yani Rıza Nur'un muktesebatına sahip olmadan Rıza Nur tavrına girişmek doğru değil. Evet, buyurun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize şeref verdiniz. İlgilerinizden çok yararlanmış. Size takdim ettiğim gibi ben Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Adım Zühtü Yıldız. Ön Türk Akademisi'nde geleneksel olarak tarım kültür tarihini sunmak fırsatım oldu. Çok değerli bir konu olduğunu söylediler. Orada 1930'lu yıllarda Gazi Atatürk döneminde asistan olan tarım büyüğümüz Ömer Tarıma Yonca'nın menşe tarihi. Bizde bitkiler daha çok bir menşeye dayandı. Zaten arkeolojide falan çoğu batılı tarzı. Bilhassa bildiğiniz gibi Truva'da bile jeofitoloji, jeozooloji olarak bu bölgede kazılar yapılmamış. Bakın, benim sonra istediğim şartı. Yonca media sativa, yani Latince. Bu da Batı'nın doğuya doğru yöneldiği dönemlerde medyada alıp getiriyorlar. Milattan önce 400'lerde. Menşe olarak araştırıyor, gidiyorlar. Ve çıkardıkları, rastladıkları yerde tarihlerinde, Hititlerde, Hattilerde yaklaşıyorlar. Sümerlerde bu kayıtlar var. Hepsinin adını söylüyor. Diyor ki Yonca.
Evet, medya sativa bu yıllarda geldi. Bakın bizim dilimizde medya sativa. Yani medya bitkisi yonca. Hititlerde yonun çıkar. Efendim, Pers olarak tanımladığımız aslında bir konfederasyon yonun çıkar. Sümerler de öyle. Ama şunu diyor, Sanskritçe'de diyor, bu yok. Ne demek istedi? Yani bu yok diyor. Ve sonunda devam ediyor. Diyor ki biz bunu sonunda bağ iklimi olan üzümde, asmada gördük. Bu da Büyük Türkistan'ın tarım turfan atasında ve Uygurca tarım demek. O ne demek istedi yani şeyde, Sanskritçe'de yok. Neyi bağladı, neyi mesaj verdiyse, işte argan öğretmen olarak nasıl bakacağız? Çünkü Sanskritçe'nin biz konuşman dil olmadığını biliyoruz. Yani Sanskritçe sokaklarda insanların konuştuğu bir dil değil. Sanskritçe Brahman rahiplerinin kullandığı, belki de yeryüzünden değişik yörelere çıkıp gezerken vesaire falan denk geldikleri, derledikleri, topladıkları, her şeyi bir araya getirdikleri büyük bir arşiv dili daha ziyade. Yani bir nevi dünyanın sekreterliğine soyunduklarını da söyleyenler vesaire var. Dolayısıyla Sanskritçe'de onun olmayışı belki de doğrudan iklimle bakılabilir, o yöreyle bakılabilir. Bilmiyorlar, anlamında. Evet. Yok, bilmiyorlar. Geçiyor. Teşekkür ederim. Onlara bakılabilir. Tarım konusunda, yani karızlarla ilgili bir doktorayı yakında tamamlattırdım. Doğu Türkistan'daki karızları ele alan, işleyen. Daha önce de bizde iyi bir doktora yapıldı. Sibirya Türklüğü'nde ve eski metinlerde tarım terminolojisine dair. Evet biz hayvancıyız, göçerevliyiz doğru ama doğayı, tabiatı çok iyi tanıyan bir o kadar da bitkilerle haşır neşir olan bir milletiz. Dövme ve damga, dağlama, damga. Vedat Bey, iki çöpemde beni. Sağ olun. İyi günler, ben Doçent Doktor Tuğrul Kihtir. Sayın Özkul Hocam, bu harika konferans için teşekkür ederiz. Ben bir iki şey eklemek ve bu alanda da çok önemli bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Birincisi bu İndus Vadisi uygarlığı, Hint Avrupalıların kurduğu bir uygarlık değil. Anav kültürüyle bağlantılı olarak onu izleyen Sümerler gibi bir uygarlık, hatta bu uygarlığı yıkan Hint Avrupalılardır. Milattan önce 1500 yılında onu sulandırıyorlar. İkincisi, bizim sıkışıp kaldığımız konu aslında Göktürklerle başlayan Türk ismi konusu. Şimdi Göktürkler 552 yılında kök Türk orijinal olarak, o da gök anlamında, devleti kuruyorlar ama bu insanlar uzaydan gelmedi. Ve Herodot'ta İ ile yazılmasına rağmen sonra T olduğu ortaya çıkan Tirka denen Aral Gölü'nün doğusu, tam Türk yurdu olan bir coğrafya var, yani ismi coğrafyası var. Ve aynı zamanda Çin kaynaklarında Tik, Tiyele, Ti, Di gibi birçok kavim var. Şimdi bizim aslında yapmamız gereken şey şu. Ben son bir kitap yazdım. Ön Türkler hakkında yakında piyasaya çıkacak. Orada bu konuyu özellikle vurguluyorum. Aslında dananın kuyruğunu koptuğu yer şu. Türk ismini Tukuye'den değil, bu milattan önce 2000 yıllardaki 500 yıllarında Siji'de geçen Çin'in şimal komşularındaki Tin'in kökeni olan Tinginler, biz Türk tarihini oraya bağlamak zorundayız. Göktürklere bağlarsak ondan önceki bölümü onlara veriyoruz. Halbuki biliyoruz ki Oğuzlar da bir tiyele boyu. Batı'ya geçen Kıpçaklar da bir tiyele boyu. Aslında biz Türk isminin kaynağını Göktürklerde yanlış arıyoruz. Bizim kaynağımız aslında
Öntürk kavmi teyle boyudur. Çünkü teylelerin yaşadığı coğrafyada zaten Baykal Gölü'nün günün batısından Balkaş Gölü'ne, Aral Gölü'ne kadar olan tam Güney Sibirya coğrafyasıdır. Bizim Türk adımız aslında Tüfeylere değil, Teylilere, Titlere ve Tilere dayanmaktadır. Milattan önce 3000 yıllarına gitmektedir. Bu bugüne kadar kimse tarafından dile getirilmedi. Ama bunu böyle kabul etmek etmez ve ettirmezsek bizim tarihimiz milattan sonra 552 yılından başlamaya mahkumdur. Halbuki biz milattan önce 45.000 yılında başlayan bir uygarlığız. Milattan önce 22.000 yılında Angara Nehri, bu da ayrı bir şey. Nereden? Angara Nehri Yenisey'in yukarı havzasında, yani güney doğduğu tarafta olan yer etrafındaki uygarlıklar bizim Öntürk uygarlığımız. Ve bizim Angara Nehri ve bizim başkentimiz, Ankara'yı kullananlar kim? Galatlar. Galatlar kim? Keltler. Demek ki bu Angara ismi, Ankara ismi taşınan bir isim. Yani biz tarihimizi çok daha eskiye götürmeliyiz. Göktürklerle, ya biz bunlarla başlatalım derken Göktürklere sıkıştırdık kendimizi. Ve benim burada sormak istediğim konu bu. Bu Türk isminin kökeni konusunda sizin görüşünüz nedir? Siz Tufiye olduğunu mu inanıyorsunuz? Yoksa Tik, Piyelek, Tegrek, bunlarla ilgili Çin telaffuzunu temsil ettiği daha eski Çin'in kuzey komşularını anlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani Türk kelimesinin daha eskisini nerede buluruz? Güzel bir araştırma konusu ama benim hiç alakam değil. İlgi alanıma girmiyor. Umurumda da değil. Ama Deniz Sinor'un Altay Dağları'nda, yani bizim Hazırık o civarda, iki tane taş işleme uslubundan bahsediyor. Taş işleme, taş işçiliği, iki stil, iki uslup. Bir tanesinin muhtemelen prototürklere ait olduğunu kabul ediyorlar. Kore'ye kadar giden bir çizgi yukarıdan falan. Bu taş işleme uslubu 100.000 yıllık. Bu bana yetiyor. Yeryüzünde başka hiçbir milleti 100.000 yıl hayali diyor. Mesela benim okuduğum bölümün hemen yanındaydı orada, uygulamalı antropolojide. Orada onlar yapıyorlardı. Keşke bizde de bu uslupları öğreten bir antropoloji gözükseydi. Biz de onları, ya mesela bir şeyi yaptığınız zaman, öğrendiğiniz zaman onu gördüğünüzde tanırsınız. Performans teori ondan çok önemli. Ama bizde antropologların ufkunda bile yok bu. Biz halk bilimcilerde diyor. Yani oradaki o usluba sahip olmak, 100.000 yıllık bir taş işçiliği uslubuna sahip olmak ve bunun prototürklerle ilişkisi konusunda selahiyetli bir uzman olmak, Türk kelimesi orada mı var, burada mı var, ondan çok daha önemli. Biliyorsunuz, Kırgız kelimesi Türk kelimesinden daha eski, dünyanın her yerinde var. Hatta Kırgızlar bazen kızdığı zaman, biz böyle çok Türklüğümüze vurgu yaptığımız zaman, Kırgızlar bazen şöyle diyor, kardeşim, Türk kelimesi daha sonradan çıktı ortaya. Kırgız daha eski. Yanlış Türk hocam. Dünyası değil, Kırgız dünyası diyorlar. Kırgız ismi milattan önce 2. yüzyıldan geliyor. Bunu Kırgızlara anlat. Hayır, söylemek istediğim şey şu. Bu tip böyle tek başına bir etnonomi ele alıp bütün oyunu onun üzerine kurarsanız, işte Aryanlık'la, Aryanlık dünyayı 200 senedir işleten perde, demir perde, üniversitelerin istediğini aldığı, istediğini tarih dışında bıraktığı bir şey. Ben size iki saattir burada Aryan teorisiyle dalga geçtim, değil mi? Bütün her şeyi Aryan kelimesine yükledikleri için. Bütün Sanskritçe kelimeleri, metinleri aktardılar. Onların iddia ettiği gibi çıkmadı. Dolayısıyla bu metot çok doğru değil. Ha, birileri merak eder, çalışırsa çalışsın. Güzel, fena bir şey değil. Ama bu hatalara dikkat etmeliyiz. Benzer hatalara düşmemeliyiz.
Yani Türk adını taşımayan mesela sahalar, yakutlar benim gördüğüm kadarıyla Türk dünyasının en şuurlu boyu sahalardır, yakutlardır. Biz Türkiye Türkleri kendi kendimize çok gelin güvey oluyoruz. Kendimizi çok yere göre sığdıramıyoruz. Türkiye 15. yüzyılda bitti de ondan. Sahalar, bir örnek vereyim. Evet, nüfusları az. 3-5 yüz bin nüfusları var. Ama ben oradaydım mesela. Asya'nın çocukları diye bir olimpiyat yapıyorlardı. O olimpiyatın provalarına da katıldım ben. Yani halk biliminde bizim şöyle bir tavrımız vardı. Mesela aşıklık sanatını iyi anlamak, öğrenmek istiyorsanız en usta aşıklarla çalışmanız yetmez. Acemi, kalfa, yarı kalfa, hiç bilmeyen, başarısız, beceriksiz, bütün değişik örnekler almalısınız ki daha iyi anlayasınız. Dolayısıyla oraya gittim, çok daha hoş perspektifler gördüm. Birinci sınıf virtüözleri var keman çalan. Bizim virtüözlerden aşağı kalmayacak belki daha iyi. Ama mesela Asya'nın çocukları olimpiyatı için özel bir arena yaptılar. İki büyük duvar gibi şöyle ortada. Ortaya atlılar giriyor. Biz bunları hiç düşünmedik. Biz hiç bağımsızlığımızı kaybetmedik. Şükürler olsun. Ama mesela tamamen Türk vurmalı çalgılarından oluşan bir orkestra. Bunu hayal eden Türk de çıkmadı. Bizim bir yıl vurmalı çalgılarımız var. Ama orada yakutlar bunu yaptılar. Tamamen vurmalı çalgılardan oluşan bir orkestra. 300 tane at üzerinde geldiler kardeşim. 300 tane at. Bizimki milliyetçilik. Milliyetçilik orada. Bu örnekleri görmeliyiz. Dolayısıyla sahaların tamam Türk kelimesi adlarında yok, şanlarında yok, sağında yok, solunda yok. Hayatlarına baktığınız zaman çok daha muhafazakarlar. Hayatı ikiye bölmüşler. Rus ve saha. Şu demir kopuzla ilgili müze kurmuşlar. Kimler? Devlet değil. Öntürk Akademisi gibi insanlar, sivil toplum örgütü olmuşlar, bir araya gelmişler. Ağız kopuzuyla ilgili müze kurmuşlar. Bir dairede o duruyor. Bilgisayar imkanlarını, mesela saha dünya görüşü ve dini gibi, şamanizm. Yani bu mekan kadar bir yerde, tamamen bilgisayarlar içerisinde, en küçük çalışanı doçent. Ünvanı doçent. Ve size oturup saatlerce o bilgisayar üzerinden sahaların dini tarihlerini, inançlarını vesaire anlatıyor. Nerede Türkiye'de bu? Biz hiç bağımsızlığımızı kaybetmedik. Hayal bile edemiyoruz bunları. Ne zaman olacağım? Mankurt olmayacağız. Bozkurt olacağız. Basınca mı çalışacak? Evet, basacaksınız. Kapalı olalım. Sevgili dostlar, hocam ben anlattıkları... Rica edeyim. Evet. Zamanımız çok kısıtlı. Çok uzun süre. Bir dakika kadar bitireceğim. Yani, bir dakika kadar bitireceğim. Kendinize ait bir şey sormayın. Direkt soru sorun. Lütfen. Soru sormayacağım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hocamın anlattıkları çok önemli. Aşağı yukarı son 100 yıldır Batılı Hititler üzerinde bu Aryan teorisini perçinlemeye çalışıyor. Ben kendim aşağı yukarı 60 yıldır dillerle ilgileniyorum ama son 2 yıldır da Hititçe üzerine çalışıyorum. Ve şunu artık kesinlikle söyleyebilirim. Hititçe bir eski Türk dilidir. Tabii boş iddiaların hiçbir önemi yok. Bunu kanıtlamak lazım. Ben de bunu kanıtladım sayılır. Kitabını yazıyorum. Aşağı yukarı binin üzerinde cümle ve cümleler grubunu inceledim. 250 sayfalık bir metin oluştu. Ondan bir 150-140 sayfalık da filan bir sözlük meydana geldi. Kitabım hemen hemen bitmek üzere.
Hocam öyle sandığınız gibi Hititçe çok zor bir dil de değil. Siz benden çok daha gençsiniz. Bunu ve Türk olursunuz, eski bir Türk dilini üzerindeki perde kaldırdıktan sonra anlamak, öğrenmek hiç de zor değil. Bekleyin. Hele benim yazdıklarımı gördükten sonra buna mutlaka cesaret edeceğinizi zannediyorum. Benim adım Osman Sertkaya ama o ünlü Türkologla sadece isim benzerliğim var. Başka da bir şey yok. Teşekkür ederim. Bekleyin. Hititçe gerçekten eski bir Türk dili. Bunu ispatladım sayın. Son soru. Teşekkür ederiz. Sayın Hocam, şimdi benim bir önemli kafama takılmış bir soru var. Rahmetli biliyorsunuz Servet Sonuncu olsun, Ümit Şıracı Bey'le. Filiklerin, onlardan kalan işte belli Yunan alfabesine benzeyen yazıları okuyarak işte bunları çözdüler, deşifre ettiler. Dediler ki bu ön Türkçe. Ama şimdi şöyle bir şey var, Filikleri biz şöyle biliyoruz ki, ölülerini buna hep yapmışlar. Eski Türklerde, yani bilinen bu zamana kadar ki Türk kabul ettiğimiz, yani kadim de o Türklerin hiçbirisinden bildiğim kadarıyla Türk ölülerini yapmazlardı. Yapanlar var. Var mı? Tamam, ben ona cevap. Teşekkür ederim. Moğollar da şaşırmıyor ona. Yani mavi bilmem ne falan diye. Yapma var yani. Güney kavimlerinde var. Sayın konuklar, gerçekten çok bilgi verici bir konferans izlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncük Akademisi bugünün bir anı olarak Sayın Özkul Çobanoğlu'na veriyor. Efendim sağ olun, var olun.